Bu Toprakların kanalı Çiftçi TV'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Sakarya Sapanca Akçay Mahallesi'nden Necmi Akyol Bey'in hobi bahçesinden sesleniyoruz. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adım Necmi Akyol. Emekli bankacıyım. 2001 yılında geldik buraya, yerleştik. 2003'ten beri devamlı yaşıyoruz. O önceki iki yıl süre zarfında gidip geliyorduk ama baktık ki buradaki yaşam bambaşka. Evet. Doğayla baş başa. Doğayla baş başa kalmak bir ayrıcalık. Biz de onun tam anlamıyla yaşayalım istedik ve düzenimizi değiştirdik. İstanbul'dan geldik, buraya yerleştik. Çok güzel. Burada bir harika, şu anda sesini duyduğumuz harika bir hobiniz var. Evet. Maşallah. Allah can bekli versin hayvanlarınıza. Bir bahsedebilir misiniz? Bu merak nedir? Ne zaman başladı sizde? Vallahi tavus kuşu yetiştiriciliğine 2008 yılında başladık. Ondan önce muhtelif başka hayvanlar da besledik ama bu bölgenin koşullarından dolayı o hayvanların bakımı biraz zorladı bizi. Sebep de şu, öncelikle çok sayıda paçalı tavuk türleri besliyorduk bir ara, besledik bir ara. Biz hayvanları kafeslerde tutmayı öngörmüyoruz. Genelde dışarıda dolaşmalarını özellikle tercih ediyoruz. Bunun sebebi de doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından. Yani kafesin içine tıkılmış kalmış hayvanlar bir strese girer. İki, birbirlerinin tüylerini yolarlar. Başka başka olumsuz olaylara sebebiyet verir. Ama biz onları dışarı çıkardığımız zaman da özellikle yavrular belirli bir olgunluğa geldiği zaman sonbahar aylarında buradaki nemin etkisi, yağmurların başlamasıyla işte gezindikleri alanların ıslak olması sebebiyle kanlı ishal denilen bir rahatsızlığa yakalanıyor diyor hayvanlar. O zaman tabii birçok konuda veya birçok hayvana antibiyotik uygulamamız gerekiyordu. Evet. Antibiyotik uygulaması tamam sonuç veriyordu ama bizim tercih ettiğimiz bir yöntem değildi. Sonra baktık, araştırdık. Diğer hayvan türleriyle ilgi duyuyorduk zaten. 2008 yılında da tavus kuşu edinmiştik. Tavus kuşunun bakımı o kadar teferruat da gerektirmiyor. Ha, teferruat gerektirmiyor derken bunu da basite almamak lazım elbette. Evet. Ama başka hayvan türlerine göre son derece dayanıklı hayvanlar. Öncelikle bir tavus kuşu iyi bakıldığı takdirde 25 yıldan fazla yaşayan bir hayvan türüdür. Bu maşallah çok güzel. Yani 25 yıl boyunca keyif alabileceğiniz, en az 25 yıl boyunca keyif alabileceğiniz bir hayvan. Tabii istisnai durumlar olmuyor mu? Elbette onların içinde de hastalanan, işte tedavi sonuç vermeyen hayvanlar da olabiliyor. Dolayısıyla kaybettiğimiz hayvanlar da olabiliyor. Ama şöyle diyeyim, başka kümes hayvanlara kıyasla son derece dayanıklı hayvanlar bunlar. Bu anlamda şimdi şöyle, direkt konusu gelmişken sizi öncelikle takdir etmek istiyorum. Şu anlamda bize bu galaşları verdiğiniz için. Küçük bir tedbir, basit bir tedbir. Evet. İlk önce alınması gereken tedbirlerden birisi. Bence de. Çünkü inanın hobiciyseniz, bir sürü hobici arkadaşınız var. Bunda ben size bilmiyorum, hani söyledim, yine söylüyorum. Ben asla gocunmam, hiç kimse de gocunmasın. Sizdeki hastalık benim kümesime uymaz. Benim kümesimdeki hastalık sizin kümesinize uymaz. Aynen. Sizin bahçeniz uymaz. Veyahut da yani hiç hobici dahi olmasa şurada 100 metre ileride bir dışkıya basar, onunla getirir bu bahçeye bırakır ve kalır. Kesinlikle. Burada kalıcı olur. Kesinlikle. Burada ciddi anlamda zayiatlara sebep vermiş oluruz. Evet. Bu anlamda da bu tedbiri lütfen ne olur alalım. Çok basit ya. Öyle, yani iki tane poşet. Öyle. Kesinlikle. Poşet çizme veya hani hazır satılıyor zaten bunlar. Çok basit. Çok da maliyetli şeyler değil aslında. Yani veyahut da yani bunu yapmak, yani bulamadım gibi bir şey varsa en basitinden küçük paspas havuzlar. Paspas havuz bana pahalı geldi derseniz bir tane basit tepsi. Evet. Bildiğiniz hani normal tepsilerden bir tane tepsi. Koyun içine bir tane sünger. Dökün içerisine. Dezenfektan mı bulamadınız? En basitinden etkili bir çamaşır suyu. Ona basın. O mikrobu orada bırakın ve öyle girin bahçeye. Öyle, öyle. Yani basit tedbirler. Bunları mutlaka almamızda fayda var diye kesinlikle söylüyorum. Ben özellikle vurguluyorum. Hani ben diyorum ki benim kümeseme de gelen lütfen gocunmasın. Ciddi hobici ise, gerçek hobici ise zaten bundan asla
Kocunmaz. Ve hatta gurur duyar. Yani benim arkadaşım böyle bir şey yapmış, ben de yapmam lazım. Yapmamışsa eğer ben de yapmam lazım der. Evet. Öyle bir eksiği varsa bunu da öyle tamamlaması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü dediğim gibi mikroplar uyuşmuyor. Aynen. Sizin bahçenizde asla, siz öyle zannedersiniz veya işte hani genel olarak söylüyorum, üreticinin bahçesinde asla benim bahçemde veya işte güvercin kümesinde veya tavuk kümesinde bende hastalık yok. Öyle bir şey yok. Hastalık olmayan bir kümes yok. Var ama faaliyette değil. Evet. Anladım. Uyuyor. Anladım. Uyuyor yani. O hastalık orada uyuyor. Benimle beraber gelecek sizin kümese. Muhakkak. Veya sizin hastalığınız sizinle beraber benim kümese gelecek. Ne olacak? Uyuşmayacak. Hastalıkların uyuşmaması olacak. Orada da kümes maalesef patlayacak derler ya işte. Orada kümes hastalık patlayacak. Ondan sonra da kurtarma olayımız çok zor olacak. Ondan sonra daha da zorlaşıyor. Kesinlikle. Biz dezenfektan havuzunu kullanmıyoruz. Kullanmamamızın sebebi de sizin de gördüğünüz gibi bizim bütün hayvanlarımız hep serbest dolaşır. Evet. Yani o dezenfektan havuzundan hayvanlar su içme teşebbüsünde bulunabilir düşüncesiyle. Ama kapalı bir mekanda besleniyorsa o mekanın girişi çıkışına dezenfektan havuzları koymak elbette ki fayda sağlar. Yani bizim koymamamızın sebebi o. Şimdi tekrar konusu gelmişken söyleyeyim. Yeni nesil dezenfektanlar içilebilir. Olabilir. Böyle dezenfektan var. Doğrudur. İçilebilir hayvanlar için sularına da katılabiliyor. Hem iç parazit anlamında hem de normal mikrop öldürme anlamında. Şu an bir marka vermeyeyim. Öyle marka var. Şu an Türkiye'nin, yani Türkiye'de de bunun satışı yasal olarak var. Piyasada var. Tamam. Normal dezenfektan havuzuna kullanabiliyorsunuz. Hayvanların, kanatlar için söylüyorum. Üzerlerine dahi sıkabilirsiniz. Onu o zaman en yakın zamanda edinmek yani, lazım. Bu ciddi anlamda güzel. Yani dünyanın en iyisi seçildi hatta bu anlamda. Güzel bir dezenfektan var. Yani sadece nacizane tavsiyem. Buna da yapılabilir. Edinilmesinde fayda ben tabii, görüyorum. İlave bir tedbir olarak. Tabii ki kesinlikle. O da güzel olur. Kesinlikle, tabii. Kesinlikle. Ama bunu ben hep vurgulaya söylüyorum. Kesinlikle göz ardı etmeyin. Tamam. Çünkü hastalık hani gözle görülen bir şey değil. Kesinlikle. Görüyorsunuz bir koronavirüs geldi. Dünyadakinin, hani dünyadaki mikrobun bir çay kaşığını doldurmadığını söylüyorlar ama dünyayı kırıp geçirdi. Öyle. Totali bir gram bile gelmedi. Yani dünyadaki totali gram, bir gram gelmeyen bir hastalık dünyayı kırdı geçirdi ki kaldı ki hani biz, siz bu anlamda çok ciddi yapan bir insansınız bu işi. Bu hobici süper sürdüren bir insansınız çünkü tedbir alıyorsunuz en basından galoş. Ama birçok yerde görüyoruz mesela hiçbir önlem yok. Aşı yok, vitamin yok, hiçbir şey yok. Hani üstü açık, ne bileyim mikropla baş başa pazara çıkıyor. Tekrar aynı hayvanı pazara çıktı, hayvanı tekrar geri getiriyor. Bir daha ertesi hafta geri götürüyor falan. Böyle şeyleri görüyoruz. Bunlar inanın mikrop saçıyor yani. Kesinlikle. Bir kere zaten kümesten çıkıp da umuma açık bir yere geldiyse, hele bir de hayvan pazarına gelmişse bir hayvan, onu tekrar aynı kümese geri götürmek. Şimdi işte orada çakışıyor mikroplar, o mikrobu tekrar geri götürürsek bu sefer kendi elimizde mikrobu taşımış oluyoruz. Aynen, yani tedbirleri had safhada tutmakta kesinlikle fayda var. Doğru, haklısınız. Vallahi işte tavus kuşları dediğim gibi uzun ömürlü hayvanlar. Çok keyifli şeyler yaşayabilirsiniz bunlarla. Bizim her zaman tabii hazırda bir kamera veya şey olmuyor ama geçmişte gerçekten çok güzel sahneler de görüntüleyebildik. Hatta yani birçok insanın bir tavus kuşunun bu denli evcilleştirilebileceğine inanmayacağı sahneleri kayda aldık. Onları da bilahare sizinle paylaşırım. Şimdi tavus kuşu konusunda eğer izin verirseniz ben genelde birçok insanın çok detaylı bilmediğine inandığım konulara değineceğim. Buyurun. Dediğim gibi bu hayvan çok uzun ömürlü bir hayvan. Bu hayvanın yetiştirilmesi yani çok kolay sayılmaz ama tekniklerini kavrarsanız, tekniklerini uygularsanız, yerinde ve zamanında uygularsanız yani doğan hayvanı yaşatırsınız. Hiç sorunsuz bir şekilde yaşatırsınız. Yalnız benim özellikle vurgulamak istediğim bir husus var. Birçok insan işte tavus kuşlarım olursa işte ben onların yumurtalarını kuluçka makinesinde çıkarırım, onları büyütürüm düşüncesi içinde olabiliyor. Bu hayvanın doğasında çok fazla yumurta yapmak yoktur. Evet. Normal koşullarda 5 tane yumurta yapar. Onu da kendi belirlediği yerde yapar. Yani sizin istediğiniz yerde yapmaz büyük bir ihtimalle. Kendi belirlediği yerde genelde
Eğer böyle doğal bir ortam varsa çalı çırpının içinde işte gözlerden ırak bir noktada yapar. Hı hı. Hafifçe bir çukur açar toprağa. Oraya aşama aşama hazırlıklarını yapar. O küçük çukurun içine yumurtlamaya başlar. İlk yumurtayı yaptıktan 2 gün sonra ikincisini yapar. 2 gün arayla bu şekilde totalde ortalamada 5 tane yumurta yapar. O da 10 günlük bir süreç için. Hı hı. O 10 günlük sürenin sonunda da kuluçkaya yatar. Kuluçka süresi 28 gündür. Eğer ki siz hayvanı rahatsız etmezseniz, hayvanı strese sokacak bir şeyler yapmazsanız veya çevrede hayvanı strese sokacak bir şeyler oluşmazsa, yani %95 ihtimalle diyeceğim 5'te 5 yavru çıkartırsınız. Evet. Ve bu yavrular anneye son derece bağlı hayvanlar olur. Yani son derece bağlı derken belki de birçok izleyen şu anda bütün yavrular için bu geçerli diyebilir. Biz tavus kuşu yavrularının annelerini 17 ay boyunca takip ettiğini gördük. Bir sonraki sene kuluçkaya yatmamış bir tavus kuşunun bir önceki seneden olan yavruları onu 17 aylık oluncaya kadar takip etti. Hmm. Bu bence bilmiyorum tavuklarda birkaç aydır diye tahmin ediyorum ya, yanlış hatırlamıyorsam. Ya 3 ay 4 aya kadar o bakabiliyor bir onun. Şey. Ama tavus kuşunun anneye bağımlılığı çok farklıdır. Bunu özellikle şundan dolayı dile getiriyorum. Birçok insan beni arayıp işte tavus kuşu civcivi var mı diye soruyor. Ben onlara izah etmeye çalışıyorum. Arkadaş yani tavus kuşu civcivini bulsan bile bakamazsın diye. Evet. Çoğu insan bunu sanki onları beceriksizmiş gibi değerlendirdiğimi düşünerek tepki veriyor. Ben de açıklamada bulunuyorum. Yani bu bir beceri meselesi değil. Hayvanın yaratılışına, hayvanın doğasında olan bir olaydan bahsediyorum. Kesinlikle. Çünkü bu hayvan erken dönemde anneden ayrıldığı takdirde, ha istisnalar vardır ama erken dönemden anneden ayrıldığı takdirde strese girer. Strese girdiği zaman yemeden içmeden kesilir veya azalır. Hı hı. Yemeden içmeden kesildiği zaman da zaten yavaş yavaş kurumaya doğru gider ve ölümle sonuçlanır. O nedenle yani her ne sebepten olursa olsun eğer bir zorunluluk yoksa yetiştiren arkadaşlara sesleniyorum. Hı hı. Yani yavrularınızı anneden erken ayırmayın. Hatta 3,5-4 aylık olunca kadar zaten ayırmayın. Ki bir de özellikle o yavru isteyen kişiler için bir açıklamada daha bulunayım. Hı hı. Zaten özellikle mavi tavus kuşuysa bakılacak olan ve söz konusu olan mavi tavus kuşuysa 2,5 aylık olmadan zaten cinsiyeti uzaktan bakılınca anlaşılmıyor bunun. Yani evet. Erken yaşta yavru edinip de işte normalde bir erkek bir dişi veya bir erkek 3 dişi talep edilir veya istenir. Evet. Yani alınan hayvanların hepsinin aynı cins olma ihtimali olabileceğini de dile getirerek. Hı hı hı. Erken yaşta yavru edinmemelerini tavsiye ederim. Bir, hayvanlara yazık. İki, o yetiştiricinin emeğine yazık. Üç, hı hı. Eğer bir bedel ödediyse o alan kişi de parasına yazık derim. Doğru, doğru. Şöyle, 2,5 ayın altında edineceğimiz piyasanın klasik diyebildiği mavi tavus kuşunun 2,5 aylık altında olduğunda hepsinin dişi, hepsinin erkek yani bir nevi şans diyelim buna. O zaman şansa yani çok, kalıyor bir yerde. Yani hiçbir hak iddia edemeyiz. Diyemeyiz ki yani ben biliyorum da bunun hepsi dişi. Ben biliyorum bunların hepsi erkek. Veya işte hani dediğiniz gibi bir erkek, 3 dişi buna asla diyemeyiz. Çok 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 üstün derecede anlamamız lazım belki. Şimdi bunu eğer ki yanlış algılamazlarsa hı-hı. dinleyen veya izleyen arkadaşlar. Şu gördüklerinizin içinde 6 tane mesela. İkisi dişi, 4'ü erkek. Hı hı. Bunlar henüz daha 2,5 aylık değil. Ama bizim bir deneyimimiz var. Yani evet. Ondan dolayı ben bunu söyleyebiliyorum. Ama dışarıdan gören kişinin bunların erkek mi, dişi mi olduğunu anlayabilmesi için kanat uçlarına bakması lazım. Evet. Kanat uçları turuncuya dönmeye başladıysa erkektir. Aksi takdirde dişidir zaten. Evet. Ama on en belirgin şekilde 2,5 aylıktan sonra anlaşıldı. Biz ondan önce de bunun şeyini bilebiliyoruz. Hı-hı. Yani kuyruklarındaki tüylerin şeklinden biz dişi mi erkek mi olduğunu anlıyoruz. Ama hiç bu detayları bilmeyen insanlar için söylüyorum bunu. Yani baktıkları takdirde erkek mi dişi mi olduğunu anlayabilmeleri için en az 2,5 aylık olmalarını
bilmelerinde fayda var. Yani 2,5 aylığın altında edinmezlerse daha iyi olur. Daha iyi olur. Yani hatta ve hatta. Bir yemek oluyor sonuçta. 3,5-4 ay. 3,5-4 ay. Yani hayvan kendini iyice toparlasın. Bir de sonuçta bir emek harcıyorsunuz. Burada yanılgı olduğu zaman hani insan üzülüyor da bakıyorsunuz mesela örnek sizin dediğiniz gibi hani 2 ayda bunu edindi. Veya işte ne bileyim 1 ayda 1,5 ayda edindi. Bakabildi. Zor ama bakabildi. Bunu getirdi 5 aya. Bir bakıyorsunuz 3 aylık bir zaman boşuna geçmiş bir zaman. Evet. Hepsi erkek veya işte hepsi dişi gibi. Veya istediği oranda değil. Ha yani bir de istediği oranda değil veya bir dişi 4 erkek, 5 tane almış mesela. Aynen. Bir dişi 4 tane erkek. Ondan sonra hani onu sahiplendirmesi de başka bir iş. Hani verdiğiniz emek başka bir iş. Aldığınızı yine yaşatabilecek misiniz? Sezon geçmiş oluyor. Bir de evet. Bunlar hani tavuk gibi her gün yumurtlanan hayvan değil. Değil. Ha yani bir de ondan değil. Da bahsedebilir misiniz? Yani mesela bir tavus kuşu yılda 5 tane yumurta yapar evet. Dedik. Ha yani toplam yılda 5 tane yapar. Bundan da şimdi bir husus daha var. Belki de onu izleyen arkadaşlar veya izleyen kişilerin ilgisini de çekebilir bu da. Örneğin tavus kuşu sahibi, anaç tavus kuşlarından bahsediyorum. Anaç tavus kuşu sahipleri bunun bir sezonu vardır yumurtlaması için. Onu anlatmak istiyorum. Tabii ki ne zaman yumurtlayacağını bilmek ister. Evet. Yani yumurtlama modunda mı? Onu belki de bilmek ister. Eğer ki hayvanlarıyla çok yakın temas içindeyse sahipleri, dişi tavus kuşu eğer üreme olgunluğuna geldiği zaman gözünün alt tarafında şöyle bir farklı bir renk oluşur. Birkaç rengin bileşiminden bir şey oluşur. Bir parlaklık gelir. Birincisi o. İkincisi şey midir? Yani böyle bir ince kızgınlık göstergesi mi diyelim ona? Kızgınlık olgunluk göstergesi demeyelim de yani olgunluk göstergesi tamam bu ergen veya yetişkin evet, bir evet, dişi yani olduğu yani artık. Eşleşmeye hazır. Kızgınlık da denilebilir belki. Aslında yani ama. Evet. Eşleşmeye başladıktan sonra da o devam ediyor. Hatta ve hatta kuluçkada yatarken de o hattı görebiliyorsunuz. Çoğu insan bu ayrıntıyı belki de fark etmemiştir veya dikkatli bakmamıştır. Peki bu sezonun sonunda bitiyor mu? Mesela örnek veriyorum yumurtladı, yavru kuluçka dönemi bitti, cilcile çıkardı. O parlaklık yavaş yavaş sönüyor mu gidiyor? Az oluyor. Zaman içerisinde az oluyor. Bir, ta ki bir dahaki yıla kadar. Evet. Bir şey daha, bir de tabii ki bu hayvanların yumurtlamaları ve kuluçka işlemleri dediğim gibi diğer kümes hayvanlarından biraz farklıdır. Bu hayvan kendi istediği yerde yapacaktır yumurtasını. Yerini değiştirdiğiniz takdirde kuluçkaya yatmayacaktır. Küser. Ha, o zaman o yumurtalar açıkta kalacak. Siz o yumurtaları makineden çıkarabilirsiniz ama makineden çıkan hayvanın beslenmesi çok zordur. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi bu hayvan ağızdan beslenmek ister. Yani yumurtadan çıktıktan sonra ilk gün bir şey yemese de olur. İkinci, üçüncü günde yavaş yavaş annenin ağzından bir şeyler yemek ister. Hatta bu eğer anneyle yaşıyorsa, yani dediğim gibi bir yaşına gelse bile hala anne bir şey yiyorsa annenin ağzından bir şeyler almak ister. O içgüdü var bunlarda. Dolayısıyla bir insanın onları elle beslemesi ve büyütebilmesi çok zordur. İstisnalar vardır, çok zordur. Onu da bilmelerinde fayda var. Bir başka husus, bir de ne zaman yumurtlayacaklarını da kestirebilmenin de bir yöntemi var. Tabii dediğim gibi insanlar hayvanlarıyla çok yakın temas içindelerse, sürekli gözlerinin önündeyse, eşleşme anını gördükleri takdirde kaydetsinler, tarihini kaydetsinler. Genelde ilk eşleşmenin olduğu tarihten 17 gün sonra, bazen de 19 gün sonra, ekseri 17 gün, 17 gün sonra ilk yumurta yapacaktır. Şimdi siz bizim bahçeyi gördünüz. Birçok yerde belki de başka insanlara göre gereğinden fazla çalı çırpı ve çalılıklar veya işte yeşillik var. İşte şu arka taraf komple bambu. Yani ışıksız bir neredeyse. Evimizin arka tarafında muhtelif bitkiler, muhtelif çalılar var. Biz onları özellikle uzaklaştırmıyoruz. Çünkü hayvanlar kendilerine saklı gizli yerler arıyorlar yumurtlamak için. Evet. Kuluçkaya yatmak için. Ama herkesin böyle ya böyle imkanı yoktur ya da hayvanları bu tarzı takip etme imkanı yoktur. Ama barınağında
kuluçka yatmasını istiyorsa folluk tarzı bir şey hazırlayabilir. O folluğa da mutlaka ve mutlaka toprak koysun tabanına. Çünkü içgüdüsel olarak toprağı hafifçe oymak isteyecektir. Onun için yapmak isteyecektir. Ha, şöyle mi diyebilir miyiz? Özür dilerim, lafınızı kestim. Kuluçka için çalı çırpı değil de daha doğru üretim için, doğal üretim için bir toprak zemin olursa, toprak zemin, evet, yere, evet, ve gizlenecek bir çalı çırpı koyarsak doğal ortam, en azından kapalı, evet, bakan kişiler için söylüyorum. Burada sizde maşallah çok güzel, free bir şekilde çok rahat geziyorlar. Tamamen özgür hayvanlar. Hiçbiri, evet, hiçbir kapalı alan yok. Arzu ettiğiniz bir şekilde, çok rahat bir şekilde geziyorlar. Sadece geceden geceye barınaklarına giriyorlar. Onun dışında hep serbestler bizim, hı-hı, hayvanlarımız. O da tabii dış etkenlere karşı, tabii, işte tilkiydi, olası sansardı. Ha. Arkamız orman olduğu için ağaç sansarları var bu bölgede. Ağaç, evet, sansarı olduğu için onlardan koruyabilmemiz açısından şey yapıyoruz. Hatta, hı-hı, açıkta yatan hayvanlar için de tedbirler geliştirdik biz. Mesela dediğim gibi tel dibine veya işte bir çalının dibine yaptıysa yuvasını, yani, hı-hı, oraya da kuluçkaya yatıyorsa hayvan. Bizde büyük papağan kafesleri var. Biz onları üstüne örtüyoruz. Her akşam üstünü kapatıyoruz, her sabah açıyoruz. Her, hmm, akşam üstünü kapatıyoruz, her sabah açıyoruz. Yani doğal davranışını yaşayabiliyor hayvan. Evet. Yavruları da doğal bir ortamda dünyaya getirebiliyor o vesileyle. Tamam, biraz zahmetli oluyor ama değiyor, tabii, yani. Tabii, kesinlikle açıkçası zahmet. Yani şöyle, zahmet ve çok büyük bir emek. Evet. Yani ama emeğin karşılığı da maşallah belli oluyor. Yani dediğiniz gibi 5'te 5. Şimdi 2-3 tane dişi görüyorum burada. Hepsinin arkasında 5'er tane yavrusuyla gayet, evet, güzel geziyorlar. Evet. Hani 5 yumurta 5 yavru. Yani genelde öyle oluyor. Yani şöyle, emeğin karşılığı burada belli oluyor. Kesinlikle. Ha, siz bir şeyler verirseniz mutlaka karşılığını alıyorsunuz zaten. Bir de onda işte dediğim gibi birçok insan işte bir dişiden birçok yumurta elde ederek çok sayıda yavru elde etmeyi planlıyor. Hı-hı. Çoğu zaman hayal kırıklığına uğruyorlar o insanlar. Evet, evet. Çünkü bilmeleri gereken bir husus daha var. Bu hayvan demin de konuştuğumuz gibi tavuk gibi devamlı yumurtlamaya programlanmış bir yapısı yok bu hayvanın. Evet. Ne kadar çok yumurtlarsa kemik yapısından o kadar çok verir. Yani bazı insanlar duyuyorum işte yumurtalarını yapıyor, hayvanı yatırmıyor, altından yumurtalar alıyor, makineye koyuyor. Bir ay sonra hayvan strese giriyor. Bir ay sonra tekrar yumurtlama moduna giriyor. Hı hı. Yumurtluyor, onu da alıyor. Hayvan iyice strese giriyor ve zayıflıyor bu arada zaten. Üçüncüsünde bilemediniz, dördüncü aşamada zaten anaç hayvan ölüyor. Ki bir anaç hayvanın yumurtlayabilir hale gelmesi en az 2 yıl sürüyor. Evet. Yani tavuklardaki gibi değil. Tavuk, hı-hı, bir sonraki sene hiç olmasa yumurta veriyor. Ama, tabii, bunda 2 yıl sürüyor en azından bu. Hı-hı. Yani tavus kuşu yetiştirmek isteyen arkadaşlara işte tavsiyem, fazla yumurta peşine gitmeyin. Bırakın kendi halini. Ona o doğal ortamı sağlayabiliyorsunuz. Sağlayın. Evet. 5 tane sağlıklı hayvanınız olsun her sene bir anaçtan. Evet. Ve onun keyfini yaşayın derim. Hı hı. Ha, deminki konuya dönecek olursak, dediğim gibi birçok insanın böyle geniş bir alanı olmayabilir veya baktığı yerde işte hayvanların doğal kuluçka sürecini sürdürebilecekleri ortamları olmayabilir. Dolayısıyla barınaklarında belki de hayvanların yavruları dünyaya getirmesi istenebilir veya gerekebilir. Onlara da biraz önce dediğimiz gibi yine mümkünse tabanını toprak yapsınlar. Hı hı. Toprakta bir yer açabilecek, oraya yumurtlayacak hale getirsinler. Bu yumurtlama orada yapabilmesi için veya orada yumurtlaması için hayvan genelde dediğim gibi saklı gizli yer arayacaktır. Evet. Eğer bir şekilde kuytu bir yer yaratabiliyorlarsa oraya da yapabilir. Ama yapmıyorsa da evet, biraz önce değindiğim gibi yani 17. günde ilk yumurtayı yapacağını varsayarak, eğer gördülerse eşleştiğinde, evet, 15. günden itibaren o dişiyi çıkarmayabilirler barınaktan. Zeminde topraksa, işte, hı, kuluçkaya yatmasına uygun bir ortamda önceden hazırlanmışsa mecbur bıraksınlar hayvanı orada yumurtlamaya. Hı. Hayvan yumurtladıktan sonra çıkarsınlar. Normal gezinmesini yapabilsin. Ertesi gün, yani ikinci günde, ikinci yumurta yapacağına göre 2 gün arayla yapıyorlar bunları, yumurtaları biliyorsunuz. Hı hı. İkinci günde de çıkarmasın, yine yumurtayı oraya yapsın. Dördüncü gün oluyor ikinci yumurta. Hı hı. Beşinci gün yine çıksın, dolaşsın. Altıncı günde yine kapalı tutsun yumurta yapıncaya kadar. Evet.
O şekilde yaptım. Zaten 5 tane yumurtayı orada yapacaktır. Orada kuluçka yatacaktır. Şimdi buraya kadar her şey diyelim ki kolay diyeyim. Evet. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bu hayvanlar 28 günlük kuluçka süresinden sonra, eğer bir de sayıca biraz fazla tavus kuşu varsa diye söylüyorum, dikkat edilmesi gereken hususlar var. 28. günde hayvanlar çıkar. Nadiren de işte 27'sinde çıkar veya 29. güne kalanlar da olur. Ama ortalama da 28 günde çıkıyor. Anne ve yavruları diğer özellikle yetişkin erkek ve dişi tavus kuşlarından ayrı tutmak gerekiyor. Bunun sebebine de gelince, erkek tavus kuşları yavruları hırpalamaya çalışır, öldürmeye çalışır, öldürmeye teşebbüs edebilir. Sebep tekrar anne kendileriyle eşleşsin diye. Anneler de kendi yavrularının yaşama şansını arttırmak amacıyla diğer annenin, yani yeni yavrulamış, yeni yavru çıkarmış annenin yavrularına musallat olabilir. Yani bunu bilsinler. Biz böyle bir durumda ne yapıyoruz? Biz kayıt tutuyoruz zaten. Ne zaman kuluçka yattı, ne zaman yavrular çıkacak. Evet. İşte tabii sayıca biraz da fazla olunca dişiler bir programlama yapıyoruz. Örneğin bu dişi yavruları çıkarmadan önce biz özel bir kafes hazırlıyoruz. Veya tekerlekli kafesimiz var. Orada yerini hazırlıyoruz bunu. Hayvanı oraya kapatıyoruz. Oraya kapatıyoruz derken hiç çıkarmıyoruz anlamda değil. Bir aya yakın anne ve yavrular onun içinde kalıyor. Diğer hayvanlar onları görebiliyor ama onlara erişemiyorlar. Aynı şekilde evet, anne ve yavrular diğer hayvanları görüyor, birbirlerine erişemiyorlar. Birbirlerine de zarar veremiyorlar. O kafes buradaki etrafı tel olan kafes. Dolayısıyla birbirini dışarıdaki hayvanla içerideki hayvan birbirine zaten görüyor ve bir nevi alışıyorlar evet, birbirlerine. Birbirlerini kanıksamalarını sağlıyorsunuz. Evet, yani kabullendiriyorsunuz. Aynen. Bunun altındaki yavrular benim, dışarıdakiler senin diyor hayvanlar birbirine. Biz birbirimizi bir aileyiz. Bir aşinalık. Evet, evet. Yani biz bir göz aşinalığı oluyor. O aradaki sonuçta hani biraz sert mizaç olarak sertler. Evet, yani kuluçka evet, döneminde her hayvan böyledir. Yani tavuğu da böyledir, güvercin de böyledir, hindisi de böyledir. Yani birbirine serttir kuluçka döneminde. Burada ne oluyor? O gazı alınmış oluyor hayvanın. Yani biraz sakinleştirmiş aynen, oluyoruz, birbirine alıştırmış oluyoruz. Doğru mu? Aynen. Hı? Aynen. Yani onu yapmalarını öneririm. Aksi takdirde bütün emek boşa gider. Evet. Ve çok üzücü bir olay olur. Mesela annenin yavrularının öldürülmesi anneyi stresi sokar. O da başka sıkıntılara sebep tabii, verir. Bir de şöyle totalde 5 tane yavru. Hani 20 tane yavrulu olsa dersiniz ki hani 2 tanesi öldü, yapacak bir şey yok. Totalde 5 evet, tane yavru, bir de yılda bir kere yavruladığı evet, için hani emek çabucak heba oluyor. Aynen. Çabucak heba aynen, oluyor. Bir de şundan da bahsedelim. 5 tane yavrumuz var. Evet. Damızlık, sıfırdan damızlığa. Bu süreçten bir bahsedebilir misiniz? Sıfırdan damızlık nasıl yapabiliriz? Kaç ay sürer bu süreç? Eşleme konusunda erkeğin dönemi, dişinin döneminden biraz önce kısaca geçtik orasını siz söylerken de. Yani şimdi, yavru çıktı. Ne zaman damızlık olur mu? Ne zaman damızlık olur? Bunu izleyeceğimiz bilmiyor. Bazı izleyeceğimiz bilmiyor. Hani bana sohbet arasında diyor ya işte geçen de tavus kuşu aldım çok güzel, işte bir yaşında süper falan, ama bir yaşında eşleyemeyeceğini dişinin doğru, onlardan bir bahsedebilir misiniz tabii, size zahmet? Şimdi yavrular çıktı diyelim. Normalde erkekle dişinin büyüme oranları biraz farklı. Erkek daha irileşir. Evet. Dişiye kıyasla aynı zaman dilimi için konuşuyorum. İyi bakıldığı takdirde dişisi yaklaşık 7-8 aylık olduğu zaman annenin boyutuna gelir. Anneden ayırt edemezsiniz uzaktan baktığınız zaman. Tek ayırabileceğiniz husus şeydir yani bu bacakların iç kısmında ki toynaklardır. Toynak veya tırnak. Mahmuz. Mahmuz gibi. Yani anneninki daha gelişkindir, yavruda o yoktur. Evet. Ama uzaktan baktığınız zaman boyut olarak anne boyutuna gelir 7-8 aylıkken. İyi bakıldığı takdirde yalnız. Bunu anlatmamdaki sebep, yani eğer bu anaç falan deniliyorsa o bacak bölgesindeki o mahmuza bakarsanız, eğer mahmuz oluştuysa 2 evet, yaşına doğru zaten oluşur. Ha bazısınki küt olur, biraz yanıltıcı olabilir ama ekseri 2 yaşında o mahmuz belirgin hale gelir. Evet. O zaman da bu 2 yaşından sonra üremeye başladığı için anaç denilebilir. Ancak 2 yaşındaki anaçlardaki performansı biraz düşük olabilir. Performans düşük derken yumurtlayabilir, kuluçkaya yatmayabilir. Veya erkek eşleşir ama döllemeyebilir.
Ama 3 yaşından itibaren kesinlikle 5'te 5 yavru alabilirsiniz. Şimdi onu sormamdaki kasıt da şuydu. Hani tavus kuşu yetişkin bir hal alana kadar olan geçen süre çok uzun bir süre. Evet. Hani bir güvercin gibi değil. Güvercin 6 ay sonra bir bakıyorsunuz. Aynen. Eş tutmuş, yumurtlamış ve yavru çıkartmış. 7 aylıktan 8 aylıkken yavrusu çıkmış, uçuyor hale geliyor yani. Evet. Tavus kuşunda bu süre çok uzun. Yani dolayısıyla emek çok fazla. Evet. Kesinlikle. Yani hemen biraz önce söylediğim gibi yani aldık 6 aylık işte veya 8 aylık dediniz ya hani annesiyle ayırdı demiyorsunuz ama ben tavus kuşu aldım. Ama 2 senedir bakıyorum. Bir öyle şey diyor. Bilmeyen hobicimiz öyle diyor. Ben aldım diyor tavus kuşu. Yetişkin diyor. Bilmiyor ya o yüzden diyor yetişkin diyor ama 2 senedir bakıyorum diyor hiçbir tane yumurta yok, yavru yok veya işte yumurtladı da yavru çıkmadı. Aslında bahsettiğimiz süreç bu. Evet. Yani döl anlamında veya verim anlamında, yumurta anlamında, dişinin yabaniliği anlamında, dişi yani alışkın olmadığı için annelik sürecini ilk olarak atlatmadığı için biraz şey ilk sıkıntılı sene bir süreç biraz, yani. Evet. Sıkıntılı zorlanabilir. Bir de işin enteresan tarafı bu hayvanın hangi ayda dünyaya geldiği bile bu süreçte önemlidir. Evet. Örneğin Mart ayında dünyaya gelmiş bir hayvan ikinci yılında çok daha iyi performans veriyor. Oysa atıyorum Temmuz ayında dünyaya gelmiş hayvan arada 3-4 ay fark olmasına rağmen ikinci yaşına girdiğinde yani yavru büyütme veya yumurtlama veya yavru büyütme çıkartsa bile yavru büyütme konusundaki şeyi biraz düşük kalabiliyor. Şöyle yaz sezonu itibariyle hesaplarsak yani ikinci sezon ama aslında 16, 15, 16, 17 aylık, işte 18 aylık hayvan olduğu için tam böyle anaç boyuna gelmemiş aynen oluyor. Hani daha önce de bahsettim ya 17 ay boyunca anneyi takip edebiliyorlar. O zaman erişkinliği daha yeni girmiş oluyor bir yerde. Eğer geç dönemde tam, dünyaya geldiyse. Tam ergen hayvan olmadığı için evet. Orada performans anlamında istediğimiz performansı ikinci sezonda olsa aslında 2 yaş gibi düşünebiliriz ama 2 yaş değil aslında. Dediğiniz gibi 17 aya kadar bunlar aslında daha hala çocuk. Bence öyle. Yani tam kesinlikle ergen değiller. Çok doğru bir noktaya yani, değiniz. Yani 17 aya kadar tam bunlar çocuk olduğu için biz bundan randıman beklememiz hani boyut olarak tamam belki bizim gözümüzü dolduruyor. Bunlar artık kocaman oldu. Anaç oldu ama aslında değiller. Evet. Aslında değiller yani. Erkeklerde de 2 yaş dönemi için konuşuyorum. Mesela bir 3 yaşına gelmiş 3 veya 3 yaş ve daha büyük tavus kuşunun kuyruk yapısı yoktur zaten. Evet. Yani sezonda bile yoktur. Nadiren biraz uzayanlar da olur. İşte dediğim gibi yine Mart'ta dünyaya geldiyse farklı, Nisan'da, Mayıs'ta geldiyse farklı. Kuyruk uzunluğu oradan da fark ediyor. Yani 3. yaş, 3 yaşında full uzunluğa erişiyor kuyrukları. O zamanki verimleri de daha yüksek oluyor. Bu arada tabii şeyi belirtmemin belki de gerek yok ama her sene bunlar tüy döker ve her sene yenilerler. Tabii. Belki de ilk alanlar da bu konuda biraz tereddüte düşüyorlar veya işte ya benimki tüylerini döküyor, hasta mı oldu? Çünkü öyle şeylerle karşılaşıyorum. Kesinlikle yani beni öyle arıyorlar. Ya işte benim tavus kuşu tüylerini dökmeye başladı. Bu normal mi diye. Kuyruklarda hiçbir şey kalmadı diyor. Evet, benim de başıma geldi daha önce. Böyle arayan oldu. Biz yeni tavus kuşu edindik ama işte 3 ay önce sezon başında aldık. Mayıs'ta işte hangi ayız? Ağustos'ta. Bunun kuyruklarının yarısından çoğu gitti. Bir hastalık mı var? Bir şey mi oldu evet, acaba evet gibi. Evet. Ama bunların kanatlıların tamamının Ağustos ayı itibariyle tüye girmiş olması sağlıklı olduğu anlamına da gelir. Yani tüyünü dökmüyorsa bir sıkıntı var demektir zaten. O zaman zaten sıkıntı var demektir zaten. Yani evet, aynen öyle. Yani hatta hani buna önlem de almamız lazım. Araştırıp önlem de almamız hatta lazım. Tüye girmesi lazım. Hatta atmalarını sağlamak lazım. Kesinlikle öyle evet, yani. Atmalarını sağlamak da lazım. Yoksa hayvana stres yapar. Evet. Ateş yapar ve ölüme kadar gider tabii, yani. Bununla tabii. Tedbir almak da çok çok önemli. Aynen. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Kapalı bakacak olan hobiciler de var. Yani sizin gibi böyle bahçe anlamında bu kadar yeşillik, bu kadar gizlenecek alan hayvanın imkanı olmayan ama ben mutlaka tavus kuşu edinmek istiyorum. Yani o görselliği görmek istiyorum diyen hobiciler de var. İşte bahçemde, villamın bahçesinde, fabrikamın bahçesinde. Bunlara tavsiyeniz ne olur mesela? Kapalı alan ne kadar olsun? En az kapalı alan. Şimdi öncelikle yani barınak olarak öngörülen bir alan varsa kapalı en az bir 10 metrekare olmalı. 3 metreye yakında bir yüksekliği olmalı. Evet, kuyruk açma yani, anlamında. Evet. Bir de hayvan kendini ne kadar yüksekteyse o kadar emin hissediyor. Doğada çünkü ağaçların üzerine tünüyorlar bunu. Evet. Ama sadece barınak anlamda söylüyorum bunu. Bir de tünekler en az 1.60 bilemediniz 1.80 yüksekliğinde olmalı.
Öncelikle bu. Tüneğimiz ama, şart. Onu da söylemek istiyorum. Tünek şart. Tünek şartı. Yani tünek bu hayvan şart. Yerde uyuyabilen bir hayvan değil. Değil. Kuyruk anlamında özellikle kuyruğunu serbest bırakması lazım. Erkekler için konuşuyorum. Kuyruğunu evet. serbest bırakması lazım. Ve dediğiniz gibi minimum 1,5 metre yükseklikte olması lazım ki 1,60, 1,70, 2 metre olur, 2,5 metre olur. Varsa ne kadar imkanımız. Yüksek olursa o kadar yüksek iyi. Olursa hani buraya nasıl çıkacak diye düşünmeyin. Bir kere de atlıyor. Bir defa da atlıyor. Sadece şuna dikkat etsin. Yani 1,60, 1,80 dememdeki kası da anlatayım ben size. Tabii 2 metre, 20, 3 metre, 5 metre olsa yani çıkabilir çıkar. Hayvan. Onun tabii için tabii kesinlikle. Bir şeyden dolayı hayvan işte yaralanmış olabilir veya aşı yapmanız gerekir veya bir ilaç uygulamanız gerekir. Hı-hı. Bir şeyden dolayı onu yakalamanız icap ederse hı-hı. sizin erişebileceğiniz bir yükseklikte olsun. Evet. Tünediği noktaya hı-hı. rahat erişebilirsiniz diye o yüksekliği özellikle belirtiyorum. Evet. Ha, bu arada herhangi bir sebepten dolayı hayvanı yakalamaları icap ederse böyle hayvanın üzerine abanarak değil mümkünse alttan tünekteyken o çömelmiş dahi olsa hafif bir dokunduğunuz takdirde ayağa kalkacaktır. Tüneğin üzerinde olacaktır hı hı. bacakları. Çift bacağını tek elle kavrayarak yakalamak ve sıkıca. Evet. Ondan sonra aşağı bıraktığınız takdirde zaten kendi ağırlığıyla o aşağı doğru şey yapacaktır. En fazla kana çırpar. Çırpınırken de yüzünüzden uzak tutun. Çünkü sert vurur. Sert vurabilir. Evet. Bir de mutlaka eldiven takın. Özellikle erkeklerin mahmuzları. Yani çok yırtıcıdır değil mi? Yırtıcıdır hı-hı. ve batar yani elinize batar. Çok hı-hı. ciddi yaralara hı-hı. sebebiyet verebilirler. Başka ne diyebilirim onlarla ilgili olarak? Şimdi bir de ben size beslenme konusunda da bilginize başvurmak istiyorum. Beslenme nasıl oluyor tavus kuşlarında? Neler olacak tavsiyeleriniz beslenme anlamında? Şimdi beslenme bulunduğunuz bölgenin koşullarına göre de tabii değişkenlik gösterebilir. Hı-hı. Ama benim uyguladığım beslenme yöntemi, daha doğrusu bizim uyguladığımız beslenme hı-hı. yöntemini anlatayım. Öncelikle yavrular dünyaya geldiği zaman anne onları dolaştırırken sağdan soldan bulduğu böcekleri zaten onlara yediriyor. İşte hı-hı. yeşillik de yediriyor. Hatta kendileri de işte o yeşilliğe zaman içerisinde alışıyorlar. Yemden ziyade yeşilliği tercih ediyorlar. İşin enteresan tarafı. Yani bunların yeşillik tüketimi yem tüketiminden daha fazladır. Hı-hı. Yem olarak da tabii bulunduğunuz yere bağlı olarak diyorum yine. İşte ben burada istediğim nitelikte buğday, mısır vesaire bulamayabiliyorum. O nedenle mecburen bunlarda fabrikasyon yeme başvuruyorum. Hı hı. Ha, bir dönem bu yerli mısır bulabiliyorduk burada. Yerli mısıra bayılıyorlar. Evet. Size bir olayı anlatayım. Hı hı. Bir zahireci arkadaş var. Ben ondan devamlı işte bu ürünleri alıyorum. Her seferinde de mısır alırken soruyorum. Yerli mısır mı? Yerli mısır abi. Yerli mısır mı? Yerli mısır. Getiriyorum, döküyorum. Ayıla bayıla yiyorlar mısırı. Evet. Bir gün yine gittik öyle. Yine sordum. Yerli mısır mı? Yerli mısır. Getirdim. Epey zamandır da mısır vermemiştim onlara. Getirdim. Daha çuvalı açtım. Yani kendi şeylerini boşaltmadan hazır hayvanların hepsi burada dolanıyor ki dedim. Attım önden. Hepsi koşu koşu geldi. Baktılar mısırlar. Yemeden geri gittiler. Allah Allah ilginç. Arkadaş yani resmen bakın, ayırabiliyor yani. Yani bu inanılmaz bir şey ama yani internette de araştırırsanız buna benzer şeyler göreceksiniz. Hemen telefona sarıldım. Zahireci arkadaşı aradım. Abim dedim böyle ben mısır aldım sana. Evet biliyorum hatırlıyorum. Yerli mısır mı diye sordum. Abi buralarda ekilen mısır. Ya arkadaş burada ekilen mısırla yerli mısır aynı şey değil. Biz cinsinden bahsediyoruz. Yani inanın hayvanlar bunun ayrımını yapıyor. Evet. Ve ben onu iade ettim ondan sonra. Hı hı. Yani ondan beri de işte emin olmadıktan sonra yerli mısırı vermiyorum. Evet. Mısır vermiyorum. İşte hı hı. burada beyaz mısır dedikleri bir şey var. Onun genetiğiyle menetiğiyle uğraşmaz kimse. Bu yörenin insanları bilir onu. Onu yiyorlar mesela. Ha yağ oranı biraz düşüktür onun diğer mısırla kıyasla. Mısırla ilgili böyle bir şeyimiz oldu. Hı hı. Buğday istediğim nitelikte buğday bulamıyorum. Nemli bölge olduğu için işte tozlu olduğu takdirde toz ve nem birleştiği zaman mikoplazma mı diyorlar bir şey oluşuyor. Hı hı. Mikotoksin oluşuyor özür dilerim. Hı hı. Mikotoksin oluşuyor o da solunum yolu rahatsızlıklarına sebep oluyor. Evet. Yani iyice tozu alınmış buğday bulabilsem buğdayı da vereceğim hı hı. doğal olarak.
İşte dediğim gibi onları bulamadığım için mecburen fabrikasyon yeme ve başvuruyorum. Fabrikasyon yemden kastımız ne? Yumurta yemi mi veriyoruz? Yumurta yemi, etlik yemde verebiliyorum. Yavruluk döneminde. Yavru döneminde, evet. Yavru döneminde etlik büyütme yemi diyorlar galiba. Granül evet. şeklinde olanı özellikle. Toz şeklinde olanı değil, granül şeklinde olanı veriyorum. Onun dışında bazı çiftçi arkadaşlar var Sakarya'da. Ay çekirdeği yetiştiren, yağlık ay çekirdeği yetiştiren. Onlar bilirsiniz küçük olur. Yani o insanların çıtlatarak yediğinden çok daha küçüktür. Onlardan edinirim ben kışa girmeden önce. Özellikle havalar soğuk giderken onlardan veririm ki enerji versin kışı. Evet. Ve onu kabuğuyla beraber yerler. Herhangi bir sıkıntı oluşmaz. Yani affedersiniz ondan sonra tabii posasını... dışkılarlar. Ama çok da iyi geliyor. Gelişmelerine iyi geliyor. Yalnız çok aşırı da kaçmamak lazım yağlı gıdalarda. Karaciğer büyümesine sebep veriyor. Evet, o evet. nedenle kontrollü vermek lazım. Yani orada. Sindirim sistemi insanlardaki gibi en nihayetinde. Yani evet. yağı ne kadar fazla yersek karaciğer yağlanması yani. Ve sonunda hastalık, rahatsızlık hatta ölüme kadar o bir gidebilir. Karaciğer yağlanmasına sebep verdiği gibi çok fazla yağlı gıdayla beslendiği takdirde hayvanlar yumurta mesela dişiler için söylüyorum. Onlar yumurtladığı takdirde yumurtalar döllü dahi olsa yumurtanın içinde ölme olasılığı oranı yükseliyor civcivlerin. Sebep de şu. Yumurtanın altında bir zar vardır. Yani yavrunun içinde bulunan plasenta ile kabuk arasında bir zar vardır. O zar meşin gibi olur. Eğer çok yağlı gıda verirseniz. Ha başka faktörlerden dolayı da olabilir ama yağlı gıda vermek bunu da tetikliyor. Evet. Dolayısıyla o zarı da yırtamayacak. Yırtamıyor. Yani deliyor, yırtamıyor, içinde ölüyor hayvan. O zaman çok iyi gözlemci olmanız lazım ama yani kuluçkanın son günlerinde hayvana rahatsız etmemek anlamında göremiyoruz. Ve ölüme de sebep verebiliyor o anlamda. Yani. Bir de tabii demin biraz önce şeylerden bahsettik. Yani bu kuluçka sürecinden, kuluçkadaki olaylardan bahsettik de orada bir şey... eklemeyi unuttum. Tavuklarda 7. günde döl kontrolü yaptığınız takdirde evet. döllü mü dölsüz mü ayrımını yaparsınız. Bunlarda 12. 13. günde yapmakta fayda var onu. Dölsüz yumurta varsa bile annenin altından almakta fayda var. Bunu tabii gündüz zaten hiç öyle bir şey yeltenmeyin. Yeltenmesin yapacak olan insanlarda. Çünkü hayvanı strese sokarlar. Gece karanlıkta tek tek o yumurtaları annenin altından usulca alsınlar, ışığa tutsunlar, dölsüz bir şey, dölsüz olan varsa onu ayırsınlar. Onu da tavsiye etmek isterim yetiştirecek olan arkadaşlara. Peki izleyicilerimize konuyu toparlamak gerekirse programımızın evet. sonuna geldik. Tavus kuşu neden? Tavus kuşu. Sizin için bir tutku, bir yaşayış biçimi olmuş çünkü ciddi anlamda bu işi yaşıyorsunuz. Aynen. Tebrik ederim sizi. Yani ağaçlarınızı bile bu yüzden ekmişsiniz. Evet. Yani evet bahçemizin gerçekten çok güzel. Evet. Bahçemizin şeklini bile o hayvanların ihtiyaçlarına göre şekillendirdik evet. diyebilirim. Tavus kuşu neden? Dediğim gibi bakımı aslında çok zor değil. Yöntemini bilirseniz. Uzun ömürlü bir hayvan. Artı herkesin belki de bilmediği veya çok insanın tahmin etmeyeceği, edemeyeceği güzellikler yaşayabiliyorsunuz bu hayvanlarla. Evet. Yani örneğin köpek yetiştirmiş insanlar örnek vereceğim. Yani köpeğini çağırdığı zaman köpeği büyük bir coşkuyla koşa koşa yanına geldiği zaman büyük bir keyif alıyordur köpek sahibi evet. diye düşünüyorum. Bizde bir tane var. Yani bahçenin neresinde olursa olsun ben ve özellikle eşim onu bir çağırsın. Koştura koştura geliyor. Evet programı toparlamak gerekirse verdiğiniz ciddi anlamda altın değerinde bilgilerdi. Teşekkür ederiz. Tavus kuşu hakkında derin bilgiler verdiniz. Faydalı olabildiysem de mutlu. Yüreğinize sağlık. Ne güzel. Gerçekten ciddi anlamda faydalı olduğunu düşünüyorum ben kendi şahsım adına. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz Sakarya Sapanca'daydık. Necmi Akyol Bey'in hükümetlerindeydik. Bir dahaki programda farklı canlılarla görüşmek üzere. Hepinize Allah'a ısmarladık. We'll be right back.